Evet, olasılık hesabı 5 demiştik. A kümesi 0, 1, 2, 4, 5 elemanlarından oluşmuş. Kümesinin elemanları ile yazılabilecek rakamlar farklı 3 basamaklı tüm doğal sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının 5 ile bölünebilen bir sayı olmalısı kaçtır diye sormuş. O halde bunu bulmaya çalışalım. O halde önce tüm durum bulalım. Yani tüm durum derken bütün sayıları yazmam lazım. Yani tüm durum derken neyi kastediyorum? 3 basamaklı sayıları yazmam lazım burada. Rakamları farklı demiş değil mi? 3 basamaklı demiş. Tamam. Bunları kullanacağım şimdi. Şuraya 0 gelemez. 0'ın dışındaki diğer rakamlar yani buraya 5 tane durum var gelebilecek. Çarpı. Rakamlar farklı olduğu için ben şu 5 sayıdan birini mesela şunu kullandım örnek veriyorum. O hale geriye kaç tane rakam kaldı? 1, 2, 3, 4. Bir de 0 gelir şuraya. Ondan dolayı buraya tekrar ben 5 yazıyorum. Bunlardan birini daha kullandım. Örnek veriyorum şunu kullandım. Geriye 4 tane kaldı. Buraya 4 yazıyorum. Bunlar çarpınca ne yapacak? 20, 100 mü yapıyor? Evet. Tüm durum 100. Yani 100 tane 3 basamaklı sayı yazılıyormuş. Yazılabiliyormuş. O hale şimdi istenen diyelim. İstenen. İstenen yine 3 basamaklı olacak ama bu kez 5 ile bölünebilen diyor. O halde 5 ile bölünebilmesini anlamıyor. Buraya 0 gelebilir ya da 5 gelebilir anlamında. İki tane durum var. Bunu ayrı ayrı yapsak daha iyi olur sanki. Şöyle yapalım istersen. Buraya bir 0 gelsin anlamında böyle diyelim. Burada 1 yazıyorum. Yani bu 1'in anlamı 0 geldi anlamında. 0'ı kullanırsam o halde buraya şu yüzler basamağına kaç tane sayı gelebilir? Yani rakam gelebilir daha doğrusu. 5 tane durum vardı. Çünkü 0 burada kullandım. O halde onlar basamağına ne gelir? Bunlardan birini kullandım. Şu 4, 5 rakamdan birini kullandım. 4 tane kaldı. O halde buradan 20 tane. Yani burada 20 yapacak. Artı bunun dışında hangi durum daha var? Bir durum daha var. O da nedir? 5'e bölünmesi için şuraya yine 1 yazıyorum. Son rakamı 5 de olabilir değil mi? 5'e bölünme kuralı buydu aslında. O halde buraya 5 yazdığıma göre 5 gitti. O halde şuradaki 0 da başa gelmediği için buraya ben 4 yazıyorum. Çarpı buraya 4 yazdım. Çünkü 0 tekrar geleceği için buraya yani şuraya gelebilir anlamında. Bu işlemin sonucu ne yapar? Şurası 20 yaptı. Değil mi? 20. Sonra artı 16 yani 36 yapar değil mi? Yani bizden istenen 36 tane durum vardı. O halde ben bu olaya A dersem olasılığı ise PA derim. İstenen durum kaçmış? 36. Tüm durum ne? 100. O halde bunlar sade işi. 4'e bölsem 9, 4'e bölsem 25. O halde 9 bölü 25 olması lazım cevabı. Bunu geçiyoruz o halde. Evet, 9 bölü 25 gördüğün gibi. Gelelim diğer sorumuza. Evet, A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanlarıyla yazılabilecek 3 basamaklı tüm doğal sayılar içinden rastgele seçilen bir sayının tek sayı olma olasılığı sorulmuş. Ha, 3 basamaklı sayılar düşünce önce sonra da tek olanları düşünmem lazım. Tamam, o halde tüm durumu düşünelim. Tüm durum nedir Elif? Tüm durumlar yani tüm 3 basamaklı sayıları düşünecekmişim. Rakamlar farklı dememiş. O halde buraya ne gelir? 6 gelir. Her biri gelir değil mi? Buradaki sıfırda yok zaten. 6 gelir. Buraya da 6 gelir. Buraya da 6 gelir. Yani bu üçünü çarparsak 216 mı yapar? 6 kere 6 36. 36 çarpı 6 216 yapması lazım. Evet. Tek sayılar düşünelim. Bu istenen bizim için tek olan sayılardır istenen. Tek sayı olmasın yine 3 basamaklı bir sayı çizdim şöyle. Tek olan burada kaç tane durum var? Yani buraya hangi rakamlar gelebilir? 1, 3, 5. Evet, yani burada 3 ihtimal var. Buraya 3 yazdım. Buraya ne de gelecek? 6 gelir. Her biri gelir. Çünkü rakamlar tekrar kullanılabilir. Çünkü rakamlar farklı demediği için burada 6 tanesi gelir. Burada da 6 tane gelebilir. O halde bunların çarpımı ne yapar? 6 kere 6, 36. 36 çarpı 3 ne yapar? 108 mi yapar? O halde bu olaya A dersek bu olayın olası yani A olayın olasılığı istenen nedir? 108'dir değil mi? Bölü tüm durum. Tüm durumda 216. Bu da sadece işte ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Cevap 1 bölü 2 yani. Burada 1 bölü 2 yazmışım. Bu da böyleydi Elif. Evet, geçiyorum diğerine. Yine A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları ile yazılabilecek 3 basamaklı tüm doğal sayıların içinden rastgele seçen bir sayının çift sayı olma. Bu kez çifti sormuş. Tabi burada sıfır da var ona dikkat edeceğiz. O zaman tüm durumları bir bulalım. Tüm durumlar.
O halde ne yapalım? Şöyle 3 basamaklı bir sayı yaptık. Tüm sayıları yerleştirmem lazım. O halde rakamlar farklı demiyor zaten dikkat etsin. O halde ben buraya kaç tane rakam yazabilirim? 5. Aa, özür. 6 değil mi? 5 hocam 0. Ama şurada 6 tane var. Elif. Ha, 6 evet. Bundan dolayı 6. Çarpı. Buraya ne yazarım? 7 yazarım. Neyi? 0 da olabilir. Rakamlar farklı demediği için tekrar kullanacağım şey 7 tane vardı. Burada 7 tane var değil mi? Yani 6 çarpı 7 çarpı 7 bunun cevabı, tamam mı? Şimdi istenen duruma bakalım. İstenen. Yani çift sayılar olacak değil mi? Çift. Çift yazısı istenen çift olması. Bir sayının çift olması için birler basamağının çift olması gerekiyor. O halde hangi sayılar var? 0 olabilir değil mi? 2 olabilir değil mi? Başka 4 ve 6 olabilir mi? Yani burada toplam kaç? 4 tane durum var değil mi? Burada 4 tane. Tamam. O halde şimdi bu başa ne gelebilir? Kaç tane rakam gelebilir? Sıfır haricindeki bütün her şey geliyor. Yani 6 tane durum vardı. Rakamlar farklı demediği için. Hepsi geri sıfır hariç. Buraya yine ne yapar? 7 yazar. Neden? Sıfır gelebilir tekrar. Tekrar kullanılabilir. Evet, bu da böyleydi. Tamam. Bunlar çarpabiliriz. Gerek yok ama ben orası da hemen şöyle diyorum. PA diyorum. İstenen durum neydi bizden? İstenen 6 çarpı 7 çarpı 4 değil mi? Bu bize istenen durum sayısıdır. Tüm durum neydi? 6 çarpı 7 çarpı 7 değil mi? Burada sadeleşenler var. İşte sadeleşenler kimler? 6'lar sadeleşir, 7'ler sadeleşir. O halde ne gelecek? 4 bölü 7 yapar değil mi? Bu kadar. Cevap 4 bölü 7 değil mi? Evet, doğru. Bunun cevabı da buydu. Şurası yani. Geçiyorum Ali diye sorumuza. Evet, şurada ekran görünmüyor. Onun için şöyle bir şöyle aşağı kaydıralım. Evet, şimdi şuradan devam edelim halde. Yine A kümesi 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 demiş. Kümesinin elemanları ile yazılacak rakamlar farklı demiş. 3 basamaklı tüm doğal sayılar yazılıyormuş. Bunların arasında rastgele seçilen bir sayının 400'den büyük olması isteniyor olasılığı. O halde önce tüm durumları bulalım. Tüm durumlar. Yani tüm sayılar. Ne, hangi şartlar? Tabii şu. 3 basamaklı olacak. 1. Rakamlar farklı olacak. Ona dikkat ettik. 3 basamaklı ve 0 gelmedi şu başa. Ona göre düşüneceğiz şimdi. Buraya kaç tane değişik rakam gelebilir? 0 kullanamam için 5 tane rakam gelir değil mi? Buraya 5 yazıyorum halde. Yani şunlardan biri gelir. 5 taneden biri. Mesela geldi bunlardan birini kullandım. Mesela 3'ü kullandım. O halde buraya kaç yazmam lazım? Bu kez 0 Beş. dahil oldu. Yine 5 olmaz mı? Değil mi? Bak 4 var. 4 var. 5 var. 2 var. 1 var. 1 0 var. 5. Mesela bunlardan birini daha kullandım. Örnek vereyim. Şunu kullandım. Geriye kaç tane kaldı? 4 tane. Yani bunları çarparsam ne yapar? 100 mü yapıyor? Evet, 100 tane sayı yazılıyor. Bu şartlar altında 3 basamaklı. Tamam. Şimdi gelelim istenen durum. İstenen durumu şöyle yazalım. İstenen diyelim. 3 basamaklı yine bu sayılar. 400'den büyük. O halde 400'den büyükse şuraya hangi rakamlar gelebilir? 4 ve 5. 2 tane. Evet, 4 ve 5 doğru. O zaman buraya 2 yazdım. O zaman buraya ne gelir Elif? Tabii 4, 5'ten birini kullandık. Ona dikkat edeceğiz mesela. 5 tane. Şunu bir şöyle göstereyim istersen hemen. Mesela örnek vereyim. Ben 4'ü kullandım. Değil mi? Burada 4'ü kullandım. O halde kaç kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman buraya 5 yazmam gerekiyor. Birini daha kullansam 4 tane kaldı değil mi? Buna çarparsam kaç yapacak? 40 mı yapar? 40 tane durum varmış. Değil mi? 400'den büyük olan sayıların sayısı bize biz bu olaya A dersek olasılığı PA ile gösterirse istenen duruma 40 tane tüm durum ne? 100 tane. Bu da sağa değişirse ne yapar? 2 bölü 5 mi yapacak? Cevap da buydu bunun cevabı. Göstermiyorum. Şurada göstermiş. 2 bölü 5 değil mi burası? Evet, 2 bölü 5 tamam. Bu da böyleydi. Diğerine geçiyorum halde. Bu sayfayı değiştirdim abi. Şöyle seçelim. Evet bu tamam. Yine A kümesi 0, 1, 2, 3, 5, 6 kümesinin elemanlarıyla yazılacak rakamlar farklı. Şu basamakta tüm doğal sayılar yazılıyor. Bunlar arasında rastgele seçilen bir sayının 300'den küçük olması olası. O halde tüm durumları bir bulalım önce. Tüm durumlar. Nedir Elif? Tüm durumlar. 3 basamaklı sayılar var. Ne yazarız? Buraya kaç gelir mesela Elif? Altı. Evet, doğru. Buraya ne yazarız? Altı. Evet. Burası. Beş. Güzel. Bunları çarparsak kaç yapar? Ya da böyle kalsın. Sadeleşecek zaten de. Şu 300'den büyüklere bakalım. İstenen yani. İstenen.
Yine 3 basamaklı. 300'den, pardon, 300'den küçük olması ne anlama geliyor? O halde buraya kimler gelebilir? 1 ya da 2, yani 100 ile başlar ya da 200 ile başlar değil mi? 1 ve 2 gelir. 2 tane durum vardı. 0 zaten gelemedi. 0 gelse 2 basamaklı gibi bir şey olacak. Evet, şimdi bu 2'yi yazdım. Buraya ne gelecek siz? Elif? 6 tane. Mesela 1 kullandı, örnek veriyorum değil mi? O halde kaç tane kaldı? Burada 5. Bir de şu doğru 6 tane, doğru. Bunlardan biri daha kullandım mesela değil mi? O zaman 5 tane kaldı. Bunları çarparsak kaç yapacak? Ya da çarpmayalım, böyle kalsın. Şimdi olasılığı bulalım. O halde PA diyorum. Yani oraya A dersek olasılığı PA dedik. İstenen durum yukarı yazılır her zaman. 2, 6, 5. Aşağıya ne yazmam lazım? Tüm durumlar yani 6, 6, 5 şeklinde yazdım. Burada sadeleşmeye gidersen hangileri sadeleşir? Şu 6 ile 6 gitsin. Şu 5 ile 5 gitsin. O halde cevap burada ne gelecek? 2 bölü 6. Bu da ne yapar? Sadeleşirse 1 bölü 3 yapar değil mi? Bu da tamam. Geçtim diğerine. X artı Y üzeri 5. Açılımdaki terimler arasından rastgele seçen bir terimin kat sayısının 10'dan küçük olma olasılığı kaçtır? Binom açılımını çalışmışsındır herhalde Elif. Orada vardı kat sayılar ne oldu? Mesela 5'in sıfırsı diye başlıyor, örnek veriyorum. Gidiyor, yani burada bir şeyler vardı değil mi? Terimler vardı yanında çarpıcıkta. Sonra ikinci terim vardı. 5'in birlisi vardı. Tabii şurada kat sayılar farklı. Yani 1, 1 olduğu için sadece bunlar geliyor kat sayı olarak. Sonra 5'in ikilisi var. 5'in üçlüsü var. 5'in dörtlüsü var. Ve 5'in beşlisi. En son burada zaten bitiyordu. Şimdi bu kat sayı ne yapar Elif? 5'in sıfırısı. 1. Doğru. 5'in birlisi? 5. 5'in ikilisi? 10. Evet, burası? 10. Burası? 5. Şurada 1 değil mi? Kat sayılar bunlar Elif. 6 tane kat sayı var mı? Değil mi? 6 tane sayı var burada. Dikkat etsin. 6 tane kat sayı var. O halde tüm durumlar kaç taneymiş? Tüm durum 6 tane. Yani 6 tane kat sayı var. Ondan bahsediyorum. İstenen duruma bakalım, istenen. İstenen ne demekti? Kat sayıların diyor. Ne olmasıydı? 10'dan küçük. Burada 10'dan küçük olan hangileri var Elif? Ona bakacaksın. 10'dan küçük olan bu var. Bu var değil mi? Başka kim var? Şu var ve şu var değil mi? Toplam 4 tane durum var. 10'dan küçük olan kat sayıları 4 tane. O halde bize olasılığa ben yine A olayı dersem bu olayın, yani A olayın olasılığı, o halde istenen 4 tane, toplam 6 durum var. O halde burası ne yapar? 2 bölü 3 sadece. Şimdi cevap 2 bölü 3 olması gerekiyordu yani. Evet, bu şekilde bitiyor bu da. Geçiyorum diğerine. Evet, A 6'ın soru. A kümesi vermiş. X öyle demiş. X'ler neymiş? X artı mutlak değer içinde X artı 2'de x artı 2'nin mutlak değeri küçük eşittir 5 şeklinde verilmiş eşitsizlik. X burada tam sayıymış. Kümesi veriliyor. X1 ve X2 A kümesinin birbirinden farklı herhangi iki elemanı olduğuna göre X çarpı X1, yani iki tane sayı varmış bu kümede. Bundan çarpmaları pozitif olacakmış. Bir de buna bakalım. O halde A kümesini biz bulmamız lazım. Yani mutlak değerli denklemleri geçen sene çalışmıştık, öğretmiştik mutlak değeri. Oradan yapmamız gerekiyor Elif. Hatırlıyor musun bilmiyorum. X artı 2'nin mutlak değeri hatırlarsan küçük eşittir 5 ise şunun eksisini başa yazıyorduk. Mutlak değeri kaldırıyorduk hatırlarsan. Sonra buraya X yapmak için her taraftan 2 çıkarmak lazım. Buradan yani her tarafa eksi 2 ekleyeceğiz daha doğrusu. Eksi 2 eklersen burası ne yapar? Eksi 7 yapar. Burası X kalır. Burası da ne yapar? Eksi 2 eklenince 3 mü yapar? Demek ki X'ler burada değişiyor. A kümesinin o halde elemanları kimlerdi? Eksi 7'den başlar. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3'tür. Evet, A kümesi bu yani. Şurada A'dan bahsettik. Buydu. Elemanları bunlar. Tamam. Şimdi buradan iki sayı seçmişim ve çarpınca sonuç pozitif çıkacak. O halde ben neyi biliyorum? Artıyla eksinin çarpımı eksiydi değil mi? Sonra ne biliyorum? Eksiyle artının çarpımı eksi. Başka ne biliyorum? Eksiyle eksinin çarpımı artı olduğunu biliyorum. Benzer şekilde artıyla artının çarpımı da yine artı olduğunu biliyorum. Bize pozitif olmalarını soruyorum. Yani şu aslında bize sorduğu ne? Şu kısmı soruyor bize. Dikkat edersen. Sonucu pozitif olanları soruyor. Yani ya ikisi negatif olacak ya da ikisinin pozitif olması lazım. Bu durumları inceleyeceğiz. O halde ben buradan rengi değiştirmiyorum. Ben bu sayılardan ikisi pozitif. Yani şuradan pozitif seçmem lazım.
O halde 3 tane pozitif sayım varsa ikisini seçersem nedir? 3'ün ikili kombinasyonudur, değil mi? Yani istenen için hesaplıyorum. İstenen derken buydu. 3 tane pozitif sayıdan ikisini buldum, çarptım. Sonra ne çıkar? Pozitif çıkar. Bu. Bu birincidir. Gelelim artı diyorum. Daha bitmedi. Diğer durum ise şu negatif olanlar arasından seçmem lazım. Negatifler şunlar ya, toplam kaç tane var burada? 7 tane negatif sayım var. Bunlardan ikisini alıp çarparsam bu da ne yapar? Yine pozitif çıkar. O halde ben bunu niye yazacağım? 7'nin ikilisi diyorum. Negatif sayıdan ikisini seçtim. 3'ün ikilisi neydi bunun cevabı? 3'tü değil mi? Artı 7'nin ikisi kaçtı? 21 mi? Öyle miydi ya? Hatırlamıyorum. 7, 6, 21 olmasam doğru. Ya bu da ne yapar? 24. Demek ki bizden istenen durum 24 tane. Tüm durumları bulmadım. Bir de onu bulalım. Tüm durumlar ne anlama geliyor ona bakalım. Toplam kaç tane sayım var burada Elif? Yani SA ne kadardır? 11. Toplam kaç? 7. 10, 11. Evet doğru. O halde ben bu 11 sayıdan ne yapıyorum? İkisini seçiyorum değil mi kafamdan? Seçip hesaplıyorum. Çarpıyorum yani hesaplıyorum derken. Çünkü buradan öyle bak. 2 sayı seçiliyor. Çarpıyor. Tamam. O halde 11'in ikili kombinasyonu kaç yapar? Bunu düşünmek lazım. Bu da ne yapar? 55 mi yapıyorum? Elif yaparsın değil mi? Ben direkt yazıyorum 55. Hesaplayayım mı? Gerek var mı? Yok hocam. Ben bulursun herhalde. O halde bu olayı biz A dersek, A olayı ya da başka B olayı diyelim, şu A ile karışmasın. B olayı olsun. Bu olayın olasılığı, yani B olayın olasılığı nedir? İstenen ne kadar? 24 tane çıktı istenen durum. Tüm durum ne kadar? 55. O halde bunun cevabı 24 bölü 55. Zaten şurada 6'nın son cevabı var. Cevap buydu yani. Ve bu da bu şekilde bitiyor. Saate bakıyorsun. Saat kaç? Daha var mı? 12 evet. Dakika var. Evet. Kaç kişi başlamıştık? 40'da herhalde. 1.40'da. Tamam. O zaman 40'da 10 geçti. Tamam. Daha var. Evet. O halde bunu da geçiyorum. Sorun yoksa. Gelelim buraya. Olasılık hesabı 6 demişler. Ne varmış? 5 tane kız varmış. 3 erkek varmış. Bunlar yan yana bir sırada oturacaklarmış. Erkeklerin tamamının yan yana. Demek ki erkekler yan yana. İstenen durum bu çünkü. İstenen. Neymiş? Erkekler yan yana olacakmış. Kızlar da daha önce. Yani şu 3 erkeği beraber yapıyorum. Yani beraber tutuyorum. Ayrılmıyorlar bundan. Geriye kaç tane kız var? 1, 2, 3, 4, 5 tane de kız var değil mi? Şimdi bunlar nasıl sıralanacak hatırlarsanız. Yani toplam 5 tane kız burada var. Bir de bunları tek başına düşünün mü? 6 kişi varmış gibi düşünün. O halde burası 6 faktöriyel çarpı erkekler kendi arasında yerleşir. Bundan dolayı 3 faktöriyel yazılabilir. Yani bu istenen durumdu bizim için. Şimdi tüm durumlara bakalım. Tüm durumlar nasıl bulunuyordu? Toplam 5 tane kız var. 3 tane de erkek var. Bunların toplamının faktöriyeli kadar, yani 8 faktöriyeli kadar bir sıraya yan yana oturabilir karışık. Herhangi bir şart yok. Yani tüm durum budur. O halde buradaki olaya ben A dersem, A olayının orası da, o halde istenen ne kadardı? 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. O halde tüm durum nedir? 8 faktöriyel. Bu işlemi yapacağız. 6 faktöriyel listesini şöyle yazayım. 3 faktöriyel zaten 6 yapar. 8 faktöriyel şöyle yazdım. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazarım burada. Burada sadeleşenler var. Sadeleşen kimi? 6 faktöriyel birbirine götürdü. Şu 6 ile 8 sadeleşsin değil mi? O halde yukarı ne kaldı? Yarısı gitti. Yani 2'ye bölük 3 geldi. Burada 3 kaldı. Burada 4 kaldı. O halde sonuç ne oldu? 3 var. Aşağıda kim var? 4 ile 7 var. Evet. 3 bölü 28 mi çıkar bunun cevabı? Boyun ölmesi lazım ama Rokhan doğru mu? Evet, 3 bölü 28 doğru cevap. Bunu da geçtik. 3 erkek ve 4 kız bir sırada rastgele sıralanıyor. Bu sıralamada baştan ve sondan başta ve sonda birer kız olması olası. Şimdi toplam 7 kişiler değil mi? Bizden istenen durumu yapan önce tüm durum diyelim. Tüm durum. Fark etmeyeceğiniz sırası önemli değil. Tüm durumu yapayım önce ben. Toplam 3 artı 4, 7 kişi var. Bunların faktöriyeli kadar sıralanırlar bunlar. Yani 7 faktöriyeli kadar sıralandılar bunlar. İstenen duruma bakalım şimdi. İstenen
İsteyen durum ise kızların biri başta biri sonunda. Buraya bir K yazıyorum. Bu arada 3, 4, 5, 6, 7. Şurada bir tane kız yerleştirdim. Şöyle kız, kız baş ve sonunda kızlar var. Şu arada karışık kimler var? Erkekler ve kızlar karışık oturabilir tabii ki. O halde kızları ben yerleştirsem şuraya o zaman bir tane kızı gelin bir yerleştireyim. Yani buraya 4 gelmez mi? Toplam 4 kız var. Buraya 4 tane kızdan biri gelecek. Tamam. Diğer kızlardan 3 tane kaldı ya. Diğer 3 kızdan birini gelip buraya yerleştirin. Burada 3 farklı durum var. Yani 3 tane kızdan biri geldiyse 3 yazıyorum. Tamam. Gerine kaldı. Şimdi şu boşluğu doldurmam lazım. Burayı nasıl dolduracağım onu düşünelim. Geriye kaç kişi kaldı elimde? 2 tane kız gittiğine göre. Toplam 3 erkek var. 2 de kız var değil mi? İkisi gitti çünkü. 5 kişi var. O halde ben buraya gelip 5 kişiyi yerleştirmem lazım. O halde 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diyorum. Bu şekilde bunun cevabı da bu. İstenen bu. O halde olasılığı yazarsam yine bu oraya A dersek A olayının olasılığı isteneni yukarı yazıyorum. Kim var burada? Şurası 5 faktöriyel. Direkt 5 faktöriyel. Şu mavide yazılan tamamı 5 faktöriyel. Ne var? Bir de 4'lü 3 var. 4'lü 3 de buraya yazıyorum. Şu 4'lü 3'ü buraya yazdım. Sonra yazdım. Buraya ise tüm durum yani 7 faktöriyel de buraya yazdım. Bu işlemi yaparsam şuna sağa değiştirsem yukarı 4'lü 3 var zaten. Burada ise 7 ile 6 kalır değil mi? 7 kere 6. 5 faktör şuradan dolayı gitti. Sağa değiştirmeye gidersen burada kimler sadece? Bununla pardon şöyle 3 ile 6 sağa değişir. Burada 1 kaldı. Burada 3 kalacak değil mi? Pardon şurada 1 kaldı 3'e bölünce. Kalemi tutamadım. Evet. 3'e böldüm. 1 3'e böldüm. 2 kaldı. 2 ile de şu 4 sağa değişirse yukarıda yine 2 kalacak. O halde 2 bölü 7 mi yapar cevabımız? Bunun cevabı da bu olması lazım. 2 bölü 7 evet. Bu da bu şekilde bitmiş oluyor bu soru. Diğer soruya geçiyorum halde. Elif sırayla gidiyor ama sen tekrar dinlerle anlarsın herhalde. Evet hocam. Sorun olursa bana söyle de yine de. Evet takıldığın yer. Anlamadığım bir kısım olursa evet. 4 kız ve 5 erkek bir sırada rastgele sıralanıyor önce. Tamam. Bu sıralamada 2 erkek arasında bir kız olma olasılığını sormuş. O halde tüm durumları bir söyleyelim önce Elif. Tüm durum nedir? 4 artı 5 toplam ne kadar? Bu kadar kişi var. Bunun faktöriyeli kadar ne yapar? Buna yan yana sıralanır ya da oturur neyse. 9 faktöriyeli kadar durum var. Şimdi istenen duruma geçelim. İstenen dediği şey neymiş? Ona bakalım. Evet. 2 erkek arasında bir tane kız olacak. Yani erkek. Buraya erkek olsa buraya kız. Toplam 9 kişi. Bunu bir yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. O zaman şöyle bir kız bir erkek gelmesi lazım. Böyle gitmesi lazım sırayla. Kız erkek. Kız erkek. Kız erkek değil mi? Buraya bakarsan her bir erkeğin arasında bir tane kız var. Mesela şu iki erkeğin arasında bir tane kız var. Benzer şekilde şu iki erkeğin arasında bir tane kız var gibi olur. Evet. Şimdi bunun hesabına geçelim. Yani nasıl gelecek sayısal değer. Toplam 5 erkek var. O halde ben şu buradaki ilk birinci sıraya 5 erkeği yerleştirebilirim değil mi? 5 tane erkek gelir. O halde geriye kalan 4 erkekten 4'ünün herhangi biri de buraya gelir. Tamam. Geriye kalan 3 erkekten 3'ü buraya gelebilir. 2 erkekten biri buraya gelir. Sonra bir tane erkek kaldı. O da buraya oturacak mecburen. Gelelim diğerlerini yerleştirmeye. Yani kızlar. Kızlardan 5, 4 tane kız vardı burada. O halde 4 kızdan biri herhangi biri buraya gelir oturacak. Biri oturunca geriye 3 tane kız kaldı. O halde buraya da 3 kızdan biri gelecek. Benzer şekilde buraya 2 kızdan biri gelecek. Buraya da herhangi en son kalan kız buraya oturacak. O halde İstenen durum şudur. Bakarsanız mavi sayıların çarpımı 5 faktöriyle yapar burada. İşlerin çarpımı da 4 faktöriyle yapar. Yani istenen durum bizim için budur. O halde ben bu olaya A dersem A olayının orası yine istenen 5 faktöriyle çarpı 2 faktöriyle tüm durum nedir burada? 9 faktöriyle geldi. O halde bu işlemi yaparsam gerek işlemi yaparsam 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diyorum. Şu 5 faktöriyle sağa değiştim. Şuradaki aşağıda açacağım için. 9, 8, 7, 6 şeklinde bitiriyorum. Sağa değiştirmeye gidersen burada şunlar 6 yapar. Şu 6'yı götürür. Şu 9, 8'e 4 de sadece ne kaldı? Yukarıda 1 kaldı. Şurada da 2 mi kaldı? Evet. Sonuçta pay kısmı 1 gelir. Aşağıda kim var? 9 var, 2 var, 7 var. Bunları çarpacağım. Yani 18 çarpı 7 değil mi? 18 çarpı 7 ne yapar? Bunu bulacağız. 56, 126 mı yapar? Bu da bu olması lazım. Bilmiyorum. Yani bu cevabı böyle bırakmış. Zaten bizim şu kısımdan dolayı bırakmış herhalde. Yani sonuç belli bu.
Bu da bu şekildeydi. Devam ediyorum. Başka süre var galiba değil mi? Anne baba ve 3 çocuktan oluşan bir aile düz bir sırada oturacakmış. 3 kişi, 2 anne baba bir de 3, 5 kişiler yani bunlar. O halde tüm durumları bir düşünelim. Tüm durumlar herhangi bir şart yok. Bunlar nasıl sıralanacak? Tabii bir tane anne, bir tane baba var. 3 tane de çocuk var. Toplam 4 kişi. O halde 4 faktöriyel şeklinde pardon yanlış yazdım. Şunu bir geri alayım. Bu kadar kişi var. 5 kişiler. Bunların faktöriyel sayısı kadardı. O halde 5 faktöriyel değil mi? Evet, 5 faktöriyel kadar sıralandı. Tüm durum bu da. Hiçbir şart yok. Ama istenen durum var. Yani şartlı durum istenen durumdur bizim için. Bakalım ne diyor? Anne ile baba başta olacak. Şu halde toplam 5 kişi olsun. 5 tane çizgi atıyorum buraya. 5 çizgi. Anne buraya, baba buraya gelsin şimdilik. Tabii yerleri değişecek. Bunu da söyleyelim. O halde şu 3 boşluğa kim? Çocuklar gelecek. Toplam çocuk sayısı 3 olsun. 3 kişi, 3 kişiden biri buraya gelecek. Gerek kalan 2 çocuktan biri buraya gelecek. Son, en son çocuk da buraya gelecek. Bir durum var yani. Anne baba yer değiştiği için anne baba yer değiştiği 2 faktöriyel buradan geldi. Çocukların yerlere değişmesi 3 faktörü geldi. O halde ben çarpı 3 faktörü diyorum. Yani istenen durum budur. O halde ben bu olaya yine A dersem A olayının olasılığı istenen durum. Yani 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel istenendir. Tüm durumda zaten 5 faktörü geldi. O da şuradan geldi. Bu işlemi yaparsam, şunu açarsam 3 faktöriyeli şuradan sağa değiştirsem burada 5 ile 4 kaldı. Bu işlemi yaparsam 1 bölü 10 mu gelir? Ya bunun cevabı da 1 bölü 10. Evet doğru. Bu da bu şekildeydi. Aranda Ahmet ile Resul'ün bulunduğu 7 kişilik gruptan 4 kişilik bir ekip oluşturacak demiş. Bu ekipte Ahmet ile Resul'ün bulunma olasılığı kaçtı? Tamam. Önce tüm durumları düşünelim. Herhangi bir şart yok. Toplam 7 kişi var. 7 kişiden 4'ünü seçiyormuş. O halde bu 7'nin 4'lü kombinasyonu. Bu da ne yapar? 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklinde hesaplanıyor. Bunu açarsam 7 çarpı 6 çarpı 5, 4 faktöriyel çünkü gitti. Burada ne var? 6 var. 3 faktöriyel 6 yaptığı için burayı yazdım. Burada sadeleştirme işlemi var. 6 ile 6 giderse buradan ne geldi? 35. Yani 35 tane farklı durum var. Tüm durumlar bunlar. İstenen duruma bakalım. İstenen durum. Ne diyor? Ahmet ile Resul zaten varmış. Hani Ahmet'i ve Resul'ü buraya yazdım. O halde toplam 4 kişiydi. O halde 2 kişi kaldı. Boşluk olan 2 yer var. Bu 2 yeri doldurmam lazım. Toplam elimde 7 kişi vardı. İkisi Ahmet ile Resul'dü. Onlar zaten seçildi. Buraya yerleşti. O halde geriye kalan 5 kişi kaldı değil mi? 5 kişinin ikisini seçmem lazım. 5'in ikili kombinasyonu kaç yapar? O da 10 yapar. Demek ki o halde bizim istenen durum 10 taneymiş. Gelelim olasılığı hesaplamaya. Yine bu olayı biz A dersek o halde A olayının olasılığı ne olacak? İstenen durum 10 tane. Toplam durum 35 tane. Sağ değiştirme yaparsam 5'e böldüm 7, 5'e böldüm 2. O halde 2 bölü 7 olması gerekiyor. 2 bölü 7 yani cevap. Evet, bu da tamam. Evet, olasılık hesabı 7 demiş. Kaç dakika var burada onu da söyledi. Süremiz doldu. Efendim? Süremiz doldu. Öyle mi? Bitelim mi diyeyim? Bu soruyu çözelim mi? Zaman varsa çözmek istiyorum yoksa kapatacağım. Çözün öyle kapatalım. Tamam bunu da çözelim mi kapatalım. Evet 5 sarı varmış. 4 beyaz bilye varmış. Değil mi bir torbada? Tamam. 2 torbadan 2 bilye çekinde bilyelerin birinin sarı diyenin beyaz gelme olasılığını sormuş. Demek ki biri sarı diğeri beyaz olacakmış. O zaman ne nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Biri beyaz, biri de sarı. Yani sırasının önemi yok. Bu istenen durumda istenen. Şöyle yapalım. İstenen neydi? Biri sarı, biri de beyaz olacak. O halde sarı çekme durumum nedir? Kaçın karşısı? Toplam 9 tane var değil mi? Toplam 9 bilyem var. O halde buraya ne yazmam lazım? 9'un 5'lisi mi Cem? Sarı çekme durumu mu budur? Beyaz olma olası yani durum daha doğrusu. Beyazlar kaç taneydi? Toplam 9 taneden 4'ü beyaz. O halde burada 9'un 4'lüsüdür. Beyaz çekme durumu. Bu istenen durumdur. Sonra ya da şöyle rasyonel şekilde yazalım mı? O da olabilir de. Neyse böyle mi olsun? Böyle olsun. İstenen durum bu yani. Bunun cevabı çıkacak. Şeyi yapalım.
Tüm durumları bulalım. Tüm durumlar nedir? Toplam 9 bilye var. Ne yapayım ben? Pardon, şu an yanlış yazdım. Özür. Böyle olmaz. Silgim nerede? Şu dursun. Evet, toplam sarı sayısı kaçtı? 5. 5'in bilyesi diye yanlış söyledim burada. 5 tane sarı bilyeden birini çekeceğim anlamında. Tamam. Burada ise 4 beyazdan birini çekeceğim anlamında. Bu da tamam. Tüm durum ise, tüm durum 9 tane bilyeden 2 tane çekeceğim değil mi? Bu anlamda. Çünkü 2 tane, biri sarı bir de beyaz. Ne yapar? 2 bilye. O halde budur işte, tüm durum. Olasılığı düşünelim. O halde bu olaya yine A dersek, A olayının olasılığı. Şurada zaten 5 yapar. 5'in birli kombinasyonu 5'tir. 4'ün birli kombinasyonu 4 yapar. Tamam. 9'un ikili kombinasyonu kaç yapar acaba? 36 mı yapıyor herhalde? 36 ile 4 sadece 9 mu kalır? 4, 5 bölü 9 olması lazım cevabımız. Evet, cevap topu olması lazım. Evet, evet hocam, 36. Evet, 5 bölü 9 tamam. O halde burada kaldı. Yani şuradan diğer ders burada ne var? Diğer ders mi yarın bilmiyorum da. Evet. Tamam, buradan devam edeceğiz Elif. Oldu mu? Tamam, bir şey diyor musun? Yok hocam. Tamam, hadi iyi akşamlar. Görüşürüz.